Arkadaşlar merhabalar. Ezanımız bitti. Ben de 16. köşe taşında kalmıştık. Buradan hemen devam ediyorum dostlarım. Yine şöyle odaklanmamızı baştan bir daha bir ayarlayalım. Şöyle parlaklığımız güzel olsun. Evet, diyor ki 9'a 2 verdik. DC'yi de 5 verdik diyor. Alan DCBE. DCBE. Şurası bölü ADE. Tamam. Buna göre alanların oranı nedir diye soruyor. Şimdi şu kuralı kullanacağız arkadaşlar burada. Öncelikle şu dörtgenin köşegenini bir çizelim biz birlikte. Şunu çizdik. Bakın şurada iki tane üçgen var elimizde. Bu üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılı olacaktı. Yani 2'ye 9. O halde burası 2A ise şu üçgen 9A olacak diyebilirim alan olarak. Peki şimdi yamukta da şöyle bir kural var. Yamuğun bir köşegeni çizildiğinde bakın kırmızı köşegeni çizmişim ben. Üstteki taban 5, alttaki taban 11. Diyor ki kural, tabanların oranıyla alanların, bu gördükleri üçgenlerin alanlarının oranı aynı olacak diyor. Yani şuradaki 11'li kenara 11A düşürdüysek biz 5 kenarına 5A düşecek diyor. İşte kuralımızı da kullandık. Bakın ne kadar basit çözdük soruyu. Şimdi ne istiyordu? DCBE 7A çıktı DCBE. 7A bölü ADE'de 9A çıktı. 7A bölü 9A da Adana'da var. Geçtik ikinci sorumuza. Yine bir yamuğumuz var dostlarım. AB DC'nin 3 katıymış. Onu da gösterelim. Şuraya K diyelim. AB'ye de 3K'mızı yazalım. BC 9 4 kök 2 verilmiş. Tamam. Orası orta taban olmuş. Ona da eyvallah dedik. Buna göre alan ABE farkında CDE şu tarıl alanların farkını istiyor bizden. Dostlarım olayımız bu. Şimdi biz burada nereleri bulabiliyoruz? Bir onu konuşalım. Bir kere şu ortadaki üçgenin alanını bulabiliriz hemen hızlı bir şekilde. Sinüs alandan bulabilirim bunu dostum ben eğer istersem. Peki bir işime yarar mı? Bir bulalım bakalım işimize yarayacak mı? Sinüs alan diyordu ki başa 1 bölü 2'yi yaz çarpı. Sonra üçgenin iki kenarını çarp 9 ile 4 kök 2'yi çarpıyorum. Çarpı bir de aradaki açının sinüsüyle çarpıyoruz. Yani sinüs 45. O da kök 2 bölü 2'dir. Hemen kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'yi götürür. 9 kere 4 36. 2'ye bölersem de 18 gelir bu üçgenin alanı. Şimdi bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısıydı dostum. Tam yan kenarın ortasına düşüyorsa bu beyaz üçgenin köşesi tüm yamuğun yarısı olacaktı. O zaman tüm yamuğun alanı 36 çıkmak zorunda. Bunu da bilelim. Tüm yamuk 36 birim olacak. Tabii şimdi tüm yamuğun alanını bulduk 36 dedik ama bir de şöyle de yapalım. Şimdi şuradan aşağıya da bir yükseklik indirelim biz dostlarım. H diyelim bu yüksekliği. Hatta şöyle yapayım. 2H diyeyim. Şimdi birazdan neden 2H dediğimi de anlayacaksınız yüksekliğini. Şimdi yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. Yani 3K ile K'nın toplamı 4K bölü 2 değil demiştik. Yazayım ben onu tane tane. Alt taban artı üst taban yani K bölü 2 çarpı yükseklik yani 2H. Hatta şu 2 ile de 2 gitsin. 4K çarpı H çıktı yamuğun alanı. 4KH ve biz bunu 36 bulmuşuz. Dolayısıyla 4'e bölersem K çarpı H'ı 9 bulmuş olurum dostlarım. KH 9 çıktı. Şimdi gelin şu üstteki üçgenin alanını hesaplayalım. Bakın üstteki üçgenin K tabanına inen yükseklik bu ve bu yükseklik H'tır. Hatta aynı zamanda şuradan da aşağı devam ettiriyorum. Şurası tam orta nokta olduğu için arkadaşım 2H'lık yüksekliği 2'ye böldü H, H diye. Hatta şuradaki kelebek üçgenden de söyleyebilirim ben. Bire bir oranı var H'a H olacak diyebilirim. Peki alttaki üçgenimin alanını yazmak isteseydim ben. Alttaki üçgenimin tabanı 3K. Yüksekliği H bölü 2. Eksi diyorum. Üstteki üçgenimin alanı tabanı K. Yüksekliği H bölü 2. Düzenleyelim bunu da. 3KH'dan 1KH çıkarsa 2KH kalır. Bir de bölü 2'si var. İkiler de giderse geriye K çarpı H kaldı. Yani ne kaldı geriye? K çarpı H'ı biz ne bulmuştuk? 9 bulmuştuk. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet. Hemen geçtim 3 numaralı soruma. Yukarıdaki verilenlere göre alan ADC nedir diyor. Bakın oranını vermiş bize. AB'ye
4K yazarsanız diyor, DC 1K olacak demiş. Şuradan yazdım. Birinci soruda söylediğim kuralı yapıyorum dostlarım. Şuradan çizdiğim köşegen, bakın, tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde üçgenlerin alanını ikiye ayıracak. Yani 1K'ya 1A yazarsam 4K'ya 4A alanı yazmak zorundayım. Şimdi bana neyi soruyor? ADC taralı alanı soruyor. Yani 1A'yı soruyor. Peki ne vermiş? Tümünü vermiş. 5A'yı vermiş. 5A'yı 60 demişse 5'e bölersek A 12 gelir. Cevap da Ceyhan'dan çıkar. Evet, dördüncü sorumuz. Taralı ABDE dörtgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş. Bumerang'ın alanını istiyor arkadaşlar bizden. DE paralelmiş BC'ye. Yani şuradaki beyaz bölge bir yamukmuş arkadaşlarım. Bakın ne yapalım? Tüm şeklin alanını bulalım isterseniz. Hepsinin alanını bulalım. Yamuğun alanını çıkartalım. Böyle buluruz bu soruyu. Bu birinci yol, aklımızda dursun. Böyle yapabilirim eğer istersen. Çünkü tüm üçgenin alanını nasıl buluyorum? Sinüs alandan bulabiliyorum. Bakın 12 bir kenarı, 10 bir kenarı, aradaki açı da belli. Yamuğun alanını nasıl bulacağım? Alt taban belli, üst taban belli. Şuradan da bir yükseklik indirip yüksekliği de 45-45-90'dan 3 kök 2 olduğunu söyleyeceğim dostum. 3 kök 2'dir yüksekliğim. 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısını bulmak için kök 2'ye bölüyorduk biliyorsun. 3 kök 2'yi buldum. Yamuğun alanını da bulabilirim. O zaman tamamından yamuğun alanını çıkartabilirim. Bu birinci yol. Veya başka ne yapabiliriz? Mesela yine az önce deminden beri kullandığımız kural. Şu köşegeni çizelim. Bakın şuradaki üçgenin alanını bulabiliriz eğer istersek. Şunun. Sinüsten bulabilirim. Ya da direkt yüksekliği 3 kök 2, tabanı 10. Taban çarpı yükseklik, yani 10 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den 15 kök 2'dir buranın alanı. Şurası 15 kök 2 çıktı. Kırmızı üçgenimin alanı. İkinci yolu yapıyorum arkadaşlar. Birinci yolu tarif ettim. Eğer isteyen varsa oradan yapsın. İkinci yolda şimdi deminden beri kullandığım, az önceki soruda kullandığım olayı yapıyorum. Bakın şu yamuğun köşegenini çizdim ben. 10'luk kenara 15 kök 2 düştüyse, 10'a 15 kök 2 düştüyse acaba dörtlük üçgene ne düşer diye soruyorum. 4'e ne düşer? Hemen içler dışlar yapalım. 4 ile 15'i çarpalım. 60. 10'a bölelim. 6 kök 2 düşermiş şuraya da. 6 kök 2. Şimdi şu üçgene bakın. 6'lık üçgenle şurada da 6'lık üçgen var. Yani şu çizgi bizim kenar ortayımız oldu. Peki buraya 15 kök 2 düştüyse bu kenara da 15 kök 2 düşecek. 6 kök 2'si burada olduğu için buraya da 9 kök 2 kaldı. Taralı alan Denizli'den çıktı dostlarım. Evet, 16 numara tamamdır. Hemen attık. 17 numaralı köşe taşını aldık önümüze. Birinci sorusuyla başlayalım. ABCD yamuk, CDEB paralel kenar. CDEB. Evet, şurada bir paralel kenar var ve AE EB'nin iki katıymış. Yani buraya K dediğimde burası 2K'dır ve bu bir paralel kenar olduğundan şurası da K'dır diyebilirim. Alan BEFC. BEFC. Tamam, şuradaki alan ADF, ADF. Şuradaki alanı çıkarttığımızda 9 kalıyormuş. Tüm yamuğun alanı da nedir diye bir soru sormuş. Biraz benzerlik yapalım isterseniz. Şu kelebek üçgenin benzerliğini bir konuşalım. Bakın 1'e 2 oranı var. O halde şurası M ise şurası 2M, ya da şurası N ise şurası 2N olacak diyelim kelebekten. Şimdi şuna biz A alanı düşürürsek M'ye A düştü. 2M'ye ne düşmek zorunda? 2A. Devam ediyorum. Bakın N'e 2A düştü. 2N'e ne düşecek? 4A. Bunu da yazalım. Sonra gelin şuradan yamuğun köşegenini çizelim biz bir de arkadaşlarım. Şu köşegeni de çizdik. Yamuğun köşegeni değil daha doğrusu. Neyi çizmiş oldum ben böylelikle? Bu paralel kenarın köşegenini çizdim. Şunu diyelim. N'e A düştü. 2N'e ne düşecek? 2A. Zaten şu ortada da bir yamuk oluşturdum ben aslında arkadaşlarım. Papyon kuralı dediğim kuraldan da yandaki üçgenlerin alanları eşit deyip 2A'ya 2A diyebilirim. Şurada papyonu gördüyseniz eğer ki 2A'ya 2A yazabilirdim. Sonra
Şu 2K'lık üçgene 4A düştüyse K'ya 3A düşecek diyeceğim. Ya da bakın paralel kenarımın köşegenini çizmiştim. Bu 2A ile A'nın toplamı 3A. Paralel kenarın bir yarısıdır. Diğer yarısı da burası olacak. Bu da 3A. Şimdi artık istediği her şeyi söyleyebiliriz. Alan BEFC. BEFC. Bakın 2A ile 3A'nın toplamı yani 5A'dan. ADF. ADF yani 2A. Çıkarsa diyor 9'a eşittir diyor. O halde 3A 9'a eşit. Demek ki A eşittir 3. Bizden de A, B, C, D tüm yamuğun alanı isteniyor. Hadi toplayalım. 4A burada var. 2A burada var. 6A. 6A'da şu paralel kenar 12A'yı istiyor. 12 tane 3'ü istiyor bizden. Bursa'yı paketledim dostlarım. Evet, taralı alan nedir diye soruyor. Bakın bu biraz daha kolay bir soru olacak. Şu ortadan köşegeni çizdiğinizde, şimdi şu tarafı bir kapatalım. Bir önceki köşe taşını bir alayım. Şurayı bir kapatalım arkadaşlarım. Bakın ne var burada? Bir yamuk çıktı. Ve yamukta az önce de söylediğim gibi papyon kuralı var. Şu iki köşegen çizildiğinde yandaki üçgenlerin alanları eşittir. Yani burası da 8 olmak zorunda. Şimdi hemen bu tarafı kapatırsanız bakın burada da bir yamuk var ve bu yamuğun da iki köşegeni çizilmiş. Papyon kuralından 12 ise şurası da 12. Dolayısıyla benim taralı bölgemin alanı 12 artı 8'den Denizli geldi. Paketledik geçtik hemen. Geldik şuna. 3 numaralı sorumuzdayız. 6 var 9 var bir de oran var. ABDC'nin 2 katıdır diyor. Hemen K'ya 2K yazalım. Bir de şu kelebeğimizi kullanalım değil mi? Hemen şurada kelebek var. Bakın bu kelebek ne diyor? 1'e 2 oranı var diyor. Yani A'ya 2A. Ve bakın bize AC'yi 9 vermiş. Yani 3A'yı 9 vermiş. Demek ki A'mız 3, 2A'mız da 6. Yani ne çıktı bakın? Şu adam ikiz kenar üçgen çıktı karşımıza. Demek ki 75 ise şurası da 75, 75, 75, 150, şurası 30 gelecek. Ben artık şu üçgenin alanını bulabilirim. Sinüs alandan da bulabilirim eğer istersem. Ya da 30'u gördük, karşısına bir diklik indirerek de çözebiliriz. Hemen şuradan bir diklik indirelim 30'un karşısına. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Yani üçgenimin yüksekliği 3 çıktı. Yüksekliğin indiği tabanda 6 olduğu için 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 geldi. Bu taradığım üçgenin alanı. Papyon kuralı ne diyordu? İki köşegen çizildiğinde yandaki üçgenlerin alanı eşittir. O zaman bu da 9'dur. Hemen paketledik. Şuna geldik. Alan BKC nedir diye soruyor. Bakın yine BKC'yi vermiş. 32'ymiş pardon. Şimdi bu 32 ise o zaman buradaki yandaki üçgenin alanı da 32 papyon kuralından. Ve bu üçgen nasıl bir üçgen? 15, 90, 75 üçgeni. Bunun özelliği de şuydu. H dersek yüksekliğine, hipotenüsü inen yükseklik H ise hipotenüs 4 katı olacaktı. 4H. O zaman biz şimdi tabanı biliyoruz 4H. Yüksekliği H bölü 2'den bu alan 32'ymiş. Hemen 4'e böldüm, 4'e böldüm 8. 2 ile çarptım 16 çıktı H kare. Demek ki H 4. Bana neyi soruyor? 4H'ı soruyor. 4 tane 4'ü soruyor. Edirne'yi paketledim ben de. Evet 17 numarada tamamdır. Hemen 18 numaralı köşe taşımızı düzenleyip koyuyorum önümüze. Birinci sorumuz. Alan A, B, K 25, D, K, C 4. Tamam. Şurası 25. Burası 4 alanıymış. Tüm yamuğun alanı nedir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar yine iki yolla çözebiliriz biz bu soruyu. Papyon kuralı artı bir de bir kuralımız, bir formülümüz var. İki kural kullanarak çözebilirim bu bir. Bir de benzerlikten çözebilirim. Ben yine formülsüz çözeyim ilk etapta, sonra bir de formülle çözeyim soruyu. Şimdi öncelikle kelebek üçgenlerin benzerliğini gördüm. Bakın 4'e 25 dediğimiz şey alanlarının oranı, bu kelebek üçgenlerin alan oranları 4 bölü 25. Peki benzerlik oranının özelliği neydi? Alanların oranının kare köküdür her zaman. 4 bölü 25'in kare kökü 2 bölü 5 yapar. O halde bu 2K ise
Bu da 5K yaptı. Ve diyeceksin ki hocam 2K'ya 4 mü düştü? Kaç katı bu 4? 2 katı. 5K'ya 10 düşecek. O zaman burası 10. Veya buradan bakalım. 5K'ya 25 mi düştü? 5 katı. 2K'ya da 5 katı düşecek 10. Ya da papyon kuralından da 10, 10 olduğunu söyleyebilirdim. Bakın tüm yamuğun alanını bulduk. 10, 20, 25 daha ne yaptı? 45, 4 daha 49 yaptı. Şimdi bu birinci yol. İkinci yolsa şu. Şimdi 4 ile 25'i biliyorsun. Şuraya A alanı diyelim. Tabii ki bu da A alanı olacak değil mi arkadaşlar? Bilmiyoruz şu anda tabii. Daha bir ikinci yola yeni başladım. Hiç yandaki alanları bilmiyoruz şu anda. Papyon kuralından bu A, bu da A'ydı. Bunu az önce öğrendik. Ve bir kural daha söylüyorum. Bu da dörtgenlerin genel kuralıdır. Yani bütün dörtgenler için geçerli bir kuraldır. Köşegenler çizildiğinde karşılıklı üçgenlerin alanları çarpımı eşittir. Yani A çarpı A eşittir 4 çarpı 25'e, yani 100'e. Bakın A kare 100, A'yı 10, böyle de bulabilirdiniz dostlarım. Bu da ikinci yol olarak aklınızda kalsın. Evet, geldim buna. DKC'yi 4 vermiş bize. Hemen DKC'ye 4 diyelim. Bir de oran vermiş. BK DK'nın 2 katıymış. Yani şuraya K dediğimde şurası 2K. Peki K'ya 4 düştüyse 2K'ya ne düşecek? 8. Papyon kuralında şu yan tarafta 8. Ve K'ya 8 düştüyse 2K'ya da 16 düşecek diyelim. Evet, yine tüm şeklin alanını soruyor. 8, 8 daha 16, 16 daha 32, 4 daha Ceyhan yaptı dedim. Geldim 3 numaralı sorumuza. ABCD yamuk alan ABCD'yi vermiş, bir de alan ADK'yı vermiş. Şurası 9'muş. Hemen papyon kuralı yapıyorum. Burası da 9. Tüm yamuğun alanı da 48'miş. Alan ABK bizden isteniyor. Şuranın alanı da bizden isteniyor. Hadi şurayı da bilmiyoruz. Y yazalım buraya da. Dostum, hani az önce söylediğim kural. X ile Y'nin çarpımı eşit olacak demiştim. 9 ile 9'un çarpımı 81'e. Bir de biz neyi biliyoruz? Tüm hepsinin toplamının 48 olduğunu. 9 ile 9 18 burada. Demek ki X ile Y'nin toplamı da 30 olacak diyebilirim. X artı Y de 30 olacak diyebilirim. Benden de X'i istiyor. Şimdi istersen şıkları deneyebilirsin. İstersen de çarpanlara ayırma yapabilirsin. Yani X artı Y'nin parantez karesini açıp tek tek bunu da bulabilirsin. Ama bence şıkları denemek daha mantıklı. Yani şöyle, X'i soruyor ya. Şimdi X 21 ise, hani toplamları 30'du ya arkadaşlarım. Y ne olacak bu durumda? 9. Peki 9 ile 21'in çarpımı 81 oluyor mu? Olmuyor. Demek ki değil. Peki x 24 ise y ne olacak bu durumda? 6. Peki 6 ile 24'ün çarpımı 120, 130'lara falan çıktı. 144 oluyor galiba hatta. 81 değil en azından. Geçtik. Peki x 25 ise y 5 olacak, toplamları 30 olduğundan. 5 ile 25'in çarpımı 125'tir. 81 değil. Bunu da geçtim. Peki x 27 ise y 3 olmalı, toplamları 30 olacağından. 3 ile 27'nin çarpımı da 81'dir. Cevap Denizli'den geldi diyebiliriz. Ya da dediğim gibi çarpanlara ayırma yaparak da bulabilirdiniz arkadaşlar. Evet, geçtim buna, 4 numara. DKC'yi 6 vermiş. Şuraya hemen 6 yazalım. Bir de nereyi vermiş arkadaşlarım DKC'nin dışında? CKB. CKB. Şurası 18 diyelim. Hemen papyon kuralından burası da 18 diyelim. Alan ABC'de, şurayı bilmiyoruz. X diyelim buraya da. Şimdi deminden beri X'i, yani az önce buna benzer sorular çözdüğümüz için benzerlikten bulduk arkadaşlar hep X'imizi. Ne yaptık? İşte dedik ki 6'ya 18 oranı var. Bakın burada 3 katı. O zaman tabanlar da öyle olacak. Yani şuraya A, şuraya 3A diyebilirim. Şimdi bu tarafa gel. A'ya 18 düştüyse 3A'ya ne düşecek? 54 diyebilirim. Bu birinci yol. X'i bulmanın birinci yolu. Ya da ikinci yolu şöyle tarif edeyim. Hani dörtgenler kuralı 3 sorudan bir tanesinde yaptık. Hangisini yaptık hatırlamıyorum. Galiba birinci soruda yaptık, evet. Yanların çarpımı 18 ile 18'in çarpımı 6 ile x'in çarpımına eşit. X'i böyle de bulabilirdik. Peki x'i bulduk. Şimdi tamamını soruyor. 18, 18 daha 36, 54 daha 90, 6 daha 96 dedim. Adana'dan geldi sorumuzun cevabı.
Evet, 18 numarayı da gömdük. Hadi burada duralım. Bir sonraki videomuzda da kalanlarını yavaş yavaş çözeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlarım.